Doğan Beyazgül'ün hazırlayıp sunduğu İzmir Postası programını dinliyorsunuz. Sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Bugünkü konuğum Cumhuriyet Halk Partisi Karşıyaka İlçe Başkanı Sayın Uğur Yıldırım. Yeni başkan, ikinci dönem başkan evet, diyeyim ben. Hoş geldiniz başkanım. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Bizi izleyen herkesi de saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Başkanım tebrik ediyoruz tekrar. Sağ olun. Sizi ikinci dönem oldu. Evet, Karşıyaka'da güzel bir kongre gerçekleştirdik. Belki İzmir'de heyecanı, katılımı en yüksek kongreyi gerçekleştirdik diyebilirim bugüne kadar. Ama tabii Karşıyaka'nın demokrasi kültürü, Karşıyaka'nın Cumhuriyet Halk Partisi örgüt üyelerinin bunu bir demokrasi şölenine çevirmesi ve demokrasinin Karşıyaka'da olgunlaşmasının neticesinde güzel bir kongre geçirdik. Karşıyaka'mıza ve Cumhuriyet Halk Partimize hayırlı olsun diyoruz. O zaman biz önce aslında biraz genel siyasetten bahsedecektik tamam. Ama önce Karşıyaka'dan bahsedelim sonra genel siyasete öyle gelelim. Tamam. Aslında başkanımızın biraz sonra toplantısı var çünkü saat 13.30'da biliyorsunuz evet, hani gündemde basında da yer aldı. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın ilçe başkanlarını davet etmesi neticesinde oraya gideceğimiz için bugünkü programımız belki çok kısa çok sürmek kısa, zorunda kalacak. Kısa ama başkanımızla evet. Şöyle bir söz aldık. Evet. Daha uzun bir süreçte sohbet edeceğiz. Bir sonraki süreçte sohbet edeceğiz. Başkanım böyle kısa kısa geçelim o zaman. Hem dinleyicilerimiz o kısa cevaplarınızdan bir şeyler çıkarır. Hem de siz de ifade etmiş olursunuz. Karşıyaka çok zorlu bir süreçti. Aslında biraz bıçak sırtıydı. Her iki aday açısından da öyleydi. Ama sonra siz 80 oy farkla kazandınız. Örgütten bir karşılık vardı muhtemelen. Çünkü ilçe başkanı, belediye başkanları eğer bir sonraki dönemde adaysa, örgüt ve karar veriyorsa, yeşil ışık yakıyorsa ve vize veriyorsa demek ki başarılıdır. Siz nasıl bir süreç yaşadınız? Karşıyaka'yı değerlendirmişsiniz kongre sürecini. Ben bu yola çıkarken kullandığım güçlü örgütler, güçlü Cumhuriyet Halk Partisi sloganı vardı. Biliyorsunuz bunu hep kullanmışımdır. Ve ben mahalle koordinatörü olarak Karşıyaka'da başladığım süreçte sonra ilçe yönetimine girdim. Seçim ve hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcılığı, örgüt ve örgütlenmeden sorumlu başkan yardımcılığı ve bir dönem ilçe başkanlığı yaptım. Ben her zaman örgüte güvendim. Örgütün dışında hiçbir yerden ne icazet aldım ne güç aldım. Ben mahalle koordinatörlerine, mahalle örgütlerine gittim. Dedim ki siz 2 yıllık icraatlarımızı beğeniyorsanız ve ondan önceki 2 yıllıkta da yine örgütlerden sorumluyken birlikteydik. Ben ilçe başkanlığına sizin gücünüzde aday olmaya hazırım dedim. Ve örgüt de getirdiği imzalarını bize teslim etti. Ben imza da talep etmedim. Bazıları ilçe başkanı imza aldı diyor. Ben imza da istemedim. Örgüt getirdi kendi iradesiyle o imzalarını teslim etti ve bu sürece girdik. Tabii Karşıyaka'ya bazı istenmeyen müdahaleler oldu mu? Dış müdahaleler oldu. Bunu bu süreç içerisinde yaşadık ama bizler iyi bir Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Geçmiş geçmişte kaldı. Bu işin üzerine bir sünger çektik ve şu saatten sonra artık kucaklaşma zamanı. Çünkü işte biraz sonra belki soracaksınız. Manadalarındaki milyonlarca dolarlık para transferleri yaşanıyor. İşte dış politikadaki yapılan yanlışlar neticesinde Kudüs sorunu, Suriye sorunu, Irak sorunu, İran evet, sorunu evet. Bizim gündemimizde. Milli eğitim politikasına bakıyorsunuz, milli eğitim darma duman olmuş. İçişlerinin politikasına bakıyorsunuz, bir İçişleri Bakanı var. Bugün demokrasinin dışına çıkmış, ana muhalefet partisi genel başkanını dahi tehdit edecek duruma gelmiş bir kolluk kuvvetlerin elinde bulunduran bir İçişleri Bakanı var. Bizim şu saatten sonra bu kongre süreçlerini bir köşeye bırakarak yapmamız gerektiği tek şey var. Topluma inip Türkiye'de neler yaşanılıyor, dünyada neler yaşanılıyor Doğan Bey bunu anlatmamız gerekir. Onun için Karşıyaka süreci bir köşede kaldı. Karşıyaka'da benim en son kullandığım bir cümle vardır. Turuncu da bizim, beyaz da bizim dedik. Hepsi bizim. Herkes Cumhuriyet Halk Partili. Ve şu saatten sonra Cumhuriyet Halk Partisi Karşıyaka ilçe örgütü 13.500 üyesine kapısı açık. Benim örgütten tek beklediğim şey var. 13.000 üyenin hepsinin elini taşın altına koymasını, bu mücadelenin geride kaldığını bilerek bu sürece katkı koymasını bekliyorum. Ben ilçe başkanı olarak öz eleştiri de yaparız. Varsa geçmişteki yanlışlarımız bunu da düzeltiriz. Ama esas olan şey Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Esas olan şey 2019 seçimleridir. Esas olan şey 2023'te bu iktidarın Cumhuriyet'le ve bizim kurduğumuz
Cumhuriyetle hesaplaşmak istediğini bilerek bu mücadelenin içerisine daha sert girmemiz gerektiğini ben düşünüyorum. Evet. Başkanım, sizin hem avantajınız hem dezavantajınız olarak değerlendirilen bir süreç de vardı. O süreç şöyle ki, siz belediye başkanının hem kuzeniydiniz hem de belediye başkanının desteklediği bir aday olduğunuz iddia ediliyordu. Şimdi aslında biraz hem dezavantaj oluyor. Çünkü eğer kuzenseniz, akrabaysanız belediye başkanı sizi savunmak zorunda kalmayacak. Çünkü kendi koltuğunu ilk önce düşünecekti. Gözüken de biraz sanki öyle oldu ve Uğur Yıldırım tek başına aslında eski il başkanıyla sokağa çıktı. Belediye başkanı çok yanında görmedik. Belediye başkanı sanki sizi destekleyen bir konumda değildi gibi gözüktü. Hüseyin Mutlu Akpınar'ın siz kongredeki konuşmasını izlediniz mi Doğan Bey? Oradaydınız. Evet, izledim. Orada bir cümle kurdu. Dedi ki, ben aslında dedi Uğur Yıldırım ilçe başkanı olmasını hiç istemedim dedi. Kongredeki konuşmasının bir parçasıdır. Evet, evet. Şimdi Hüseyin Mutlu Akpınar, ben inanıyorum ki gerek İzmir'de gerek Türkiye'deki belediye başkanları içerisinde süreçte en tarafsız kalan belediye başkanı olmuştur. Kendi mahallesi Yalı Mahallesi'ne gittiğinde beyaz da bizim, mavi de bizim diyerek oy kullanmadı. Oy kullanmadı. Bunu siz biliyorsunuz, bu kamuoyuna yansıdı. Kongreye geldi, kongredeki konuşmasını gördünüz. Tarafsız bir belediye başkanı olarak üzerine düşen her şeyi yapmıştır. Ben gücümü örgütten aldım. Evet, bu süreçte bana önceki dönem belediye başkanlarımızdan Cevat Bey ile Ali Bey her zaman yanımda hissettim. Kendilerine de teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Yani onlar da şunu düşündüler. 2 yıllık icraatlarımıza baktılar. Kimin kimle akraba olduğunun önemi yok. 2 yıllık icraatlarında olumsuz bir şey varsa, Karşıyaka ilçe örgütü seçim süreçlerinde başarısız çıkmışsa, ben örgütlerden sorumlu başkan yardımcılığım döneminde ön seçim yönettik. 7 Haziran 1 Kasım seçimlerini yönettim. Onu seçim ve okul işlerinden sonra onun başındaydım. Peki oy oranını arttıran tek ilçe Karşıyaka ilçe olmuştur. %63'den %66'ya çıktık. Peki referandum sürecine bakın. Referandum sürecinde %83,5'la metropol ilçeleri içerisinde en yüksek oy oranını alan Karşıyaka değil miydi? Evet, öyle. Peki biz bu ilçe başkanlığı yönetimimiz sırasında kurduğumuz 21 tane komisyonla ve en son yaptığımız Karşıyaka'daki bütün sivil toplum örgütlerini aynı çatı altında toplayarak, mücadelenin içerisine sokarak, bu uyumla, gençlik ve kadın kollarıyla, yerel yönetimle uyumla %83,5'luk biz başarıyı elde etmişsek, yani bunu da örgütün görmemesi mümkün müydü? Bu dönem şey oldu başkanım, hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşünden sonra aslında Cumhuriyet Halk Partisi eski Cumhuriyet Halk Partisi olmadığının kanıtı aslında. Çünkü mücadele eden, örgütte, sokağa çıkan, evet, sokağa çıkan, örgütte karşılığını bulan insanlar aslında hem ilçe başkanı oldu hem de yönetime geldi. Çünkü bunun örneği işte Buca vardı mesela. Herkes Buca'da Çağdaş Kaya'nın çok fark atacağını düşünüyordu. Sonra baktık Çağdaş Kaya kaybetti. Şimdi çok dengeler acayip değişti. İzmir açısından çok farklı dengeler oluşmaya başladı. Karşıyaka'da da zaten hani şöyle biliyorduk ki, belediye başkanı taraf olsaydı belki kazanmayabilirdiniz. Neden ama? Hani belediye başkanı çalışmadığından kaynaklı değil. Hani basında çıkan haberler şöyleydi. Belediye başkanı taraf, kuzeni ve bu yüzden bunlar farklı süreçlere gitmeye çalışıyor dediği için Hüseyin Mutlu Akpınar belki uzak durdu. Belki uzak durmasının nedeni de aslında Uğur Yıldırım'ın kendi başına bence Karşıyaka'da örgütlü işçi olduğunu, mücadeleci bir yapıya sahip olduğundan kaynaklı onlarla 80 oy farkla kazandı ve bugün yerini korudu, kalesini korudu. Umarım 2019'da biraz öncesini bahsettiğiniz Karşıyaka'nın %83,5 referandum sürecinde aldığı oyu 2019'da da bu oyu daha fazlalaştırır ki eminim fazlalaştırırsınız. Çünkü yeni bir ekip, yeni bir ruh var galiba, değil mi başkanım? Tabii, değişen bugün arkadaşlar var. Bugün gençlik kolları kongremiz var, yarın kadın kolları kongremiz var. Bakın Doğan Bey, konuşurken hepimiz diyoruz ki örgütün üzerinde hiçbir güç tanımayacağımızı söylüyoruz, değil mi? Evet, kesinlikle. Aslında örgütü kendi haline bırakılsa, ben şuna taraftarım, belediye başkanları örgütün iç işlerine karışmamalılar. Bugün Hüseyin Mutlu Akpınar'ın yaptığı tavır doğru bir tavırdır. Şimdi örgüt zaten Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi kuran parti. Yani 90 yıllık çınar bu örgüt, geçmişten köklerini alan bir örgüt. Bu örgüt eninde sonunda ne yapacağını, kimle beraber yol yürüyeceğini kendisi karar verebilecek bir örgüttür. Ve Karşıyaka'da bunu yapmıştır diye düşünüyorum. Şimdi alın teri en yüce değerdir diyoruz, değil mi? Kesinlikle, Doğan Bey? Evet. Peki alın teri ve emek nedir örgütte? Sokakta olmaktır. Örgütle iç içe olmaktır. Örgüte dokunmaktır. Adalet yürüyüşünde olmaktır. Adalet kurultayında olmaktır. Çanakkale mitinginde olmaktır.
Anıtkabir'de olmaktır. Genel başkanımızın önüne kurşun atıldığı zaman Ankara'da olmaktır. Genel başkanımızın yanında olmaktır. Onun mücadelesine destek vermektir, öyle değil mi? Kesinlikle başkanım. Karşıyaka örgütü de bu dönem içerisinde bütün bu mücadelelerin tam göbeğinde yer almıştır. Siz 35 otobüste gittiniz değil mi başkanım? Tabii. Yanlış biz, hatırlamıyorsam. Biz bütün mitinglere, hiçbir mitinge 25 otobüsün altında gitmedik Karşıyaka ilçe örgütü olarak. Karşıyaka ilçe örgütü, bakın Ankara'da o genel başkanımıza yapılan hain saldırıdan sonra Ankara'daki mitinge de en güçlü giden örgüt olmuştur. Peki Çanakkale mitingine bakın. Çanakkale'ye yine biz gittik. Evet, şimdi İstanbul Taksim mitinginin, tabii İstanbul Taksim mitingine bir bakın. Karşıyaka ilçe örgütü oraya 30 otobüsle gitmiştir. Peki biz sokaktaydık. Biz mücadele verdik. Bugün hani Karşıyaka ilçe örgütüne dönüp hani sokakta mısınız, sokağa çıkmalıyız diyenler hani şunu oturup düşünmeleri gerekir. Biz zaten sokaktayız. Buyurun siz sokağa gelin. Anlatabiliyor muyum? Başkanım, vaktiniz az olduğu için ben böyle kısa kısa, tabii sizinle çok uzun sohbet etmek istiyorum bir sonraki bir programda. Şimdi söz aldık başkandan, daha uzun konuşacağız. Başkanım, il kongresi nasıl bir süreç izleyecek? Dengeler nasıl olacak ilde? Çünkü ilçelerin kazanımlarından sonra, işte ilçe başkanları belirlendikten sonra sanki dengeler biraz daha değişecek ilde. İl tek adayla gitmeyeceği gibi bir durum var. Yani benim gözlemlediğim bu. Siz aynı kanıda mısınız? Ben şöyle düşünüyorum. 2019'a giden süreçte ve 2023'e giden süreçte parti içi mücadeleden çok, eğer yapılabilirse konsensusla, herkesin üzerinde anlaşabileceği, herkesi kucaklayabilecek, yerel yönetimlerle uyum içerisinde olabilecek, genel merkezle ve genel başkanımızla uyum içerisinde çalışabilecek, genel başkanımızın ve genel merkezimizin belirlediği politikaları İzmir'de halka ve topluma anlatabilecek, ama örgütlerin iç dinamiklerini de çok iyi bilen, örgütlerin içerisinden gelmiş ve bu süreçte örgütlere destek verecek bir aday üzerinde anlaşılarak gidilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum. İnanıyorum ki olacak mı sizce? İnanıyorum ki İzmir İl Örgütü çok güçlü bir örgüt, köklü bir örgüt. İzmir İl Örgütü bu süreçte en doğru kararı verecektir diye düşünüyorum. Yani tabii temennimiz bu, ama şimdi demokrasilerde şöyle bir dayatma herhalde siz de bilirsiniz ki olmaz. Hani tek bir adayın dayatılması çok demokratik olmayabilir. Yani o, eğer muhalifler varsa. O cümleniz çok doğru. Eğer dayatmayla tek aday olacaksa örgütler buna sıcak bakmaz. Dayatmayla olacaksa. Ama örgütlerin nezdinde herkesin kabul edebileceği, ben konsensüsten bahsediyorum. Evet. Konsensüs ve dayatma. Ben bu süreçte İzmir örgütünün bir dayatmaya müsaade edeceğini düşünmüyorum. Ama konsensüs aranmasına İzmir örgütlerinin tamamının da karşı çıkmayacağını düşünüyorum. Çünkü bir önceki il kongresinde biliyorsunuz çok olaylar yaşandı ve evet, bu olaylar hepimizin üzmüş ve bir sonraki evet, süreçte de İzmir olmamalı. Çünkü Türkiye İzmir'e benzemek isterken, herkes İzmir'e akın ediyorken, çünkü evet, çok acayip İzmir'e göç var. Biz İzmir'i Türkiye'ye yayalım istiyoruz ve bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi de burada, sizin de biraz önce bahsettiğiniz ya tek aday ama herkesin uzlaşı, tabii, üzerinde uzlaşıyla birleştiği bir aday vardı, tabii, söyleyemedim, bir aday olmalı, ya da eğer iki aday olacaksa bu da demokrasinin gereği ve insanlar yarışmalı diye düşünüyorum ben. Zaten aslında iki adaylı yarışlardan da korkmamak gerekir. Fikirlerimizi yarıştırırsak korkmayalım. Yapmak istediklerimizi, hedeflerimizi, örgüte ne katmak istediğimizi, nasıl yönetmek istediğimizi konuşmalıyız diye düşünüyorum. Aslında iki adaylı, üç adaylı yarışlar demokrasinin bir gereğidir. Birbirimize bir şeyler katarız, ufkumuzu açarız. Bunlar önemlidir. Ama uzlaşı olursa bu da güzel bir kültürdür. Uzlaşı, şu dönemde uzlaşının da önemli olduğunu düşünüyorum. Ama az önce dediğiniz, tabii uzlaşı ayrı şeydir, dayatma ayrı şeydir. İzmir İl Örgütü hiçbir zaman dayatmaya müsaade etmez, etmeyecektir de. Başkanım, biraz sonra Aziz Bey bütün ilçe başkanlarını toplantıya davet etti, evet, ve davet etti. Herhalde il başkanlığı seçimiyle ilgili bir toplantı olacak ve bu toplantıda çıkan sonuç tabii ki ilçe başkanlarının da fikri alınarak, hı, daha sonra belediye başkanlarıyla da bir toplantı yapılacak. Onların fikri de alınarak sanırım şekillenecek İzmir'deki kongre süreci, öyle şekillenecek. Umarım herkesin
üzerinde uzlaştığı, tabii anlaştığı ki bir aday olur ve Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'de çok daha güçlü bir şekilde gönül çıkar. Gönül rahatlığıyla hepimiz evet gideriz. O sandıklarda şölen havasında oyumuzu kullanırız ve Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Örgütü'nü emin ve güçlü ellere teslim ederiz diye. Başkanım, çok zor bir ilçede ilçe başkanlığı yapıyorsunuz. Evet. Daha önceki programlarda da söylemiştik. Çünkü Karşıyaka'da daha kültürlü, daha oy evet potansiyeli fazla bilinçli, bir parti, evet bilinçli bir bilinçli parti tavanı var. Ve orada da ilçe başkanlığı yapmak, belediye başkanlığı yapmak kadar zor bir durum yok. Çünkü herkes her konuyu çok iyi eleştirebiliyor, evet tartışabiliyor, fikir verebiliyor. Herkesi memnun etmek kadar zor bir durum yok. Çünkü insanla doğru uğraşıyorsunuz. Böylesi bir süreçte sizin de biraz önce bahsettiğiniz 2019 ve 2023 hedefi olan İktidar Partisi'nin Karşıyaka'da siz birlikte yarıştığınız arkadaşlarla nasıl bir diyalog halin içerisinde olacaksınız ve o 13 bin üyeyi toparlayabileceğinizi düşünüyor musunuz? Ben bugünden itibaren yani sizin öyle bir fikirde olduğunu biliyorum ama toparladığımızı bile düşünüyoruz. Bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar sadece kendi şahsi çıkarlar için siyaset yapan ve 2019'da Cumhuriyet Halk Partisi nereye gelir diye değil de ben nereye gelirim diye düşünen çok küçük bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az önce dediğim gibi kişi dışında ben bu süreçte şu bir haftadır inanılmaz destek mesajları alıyorum. Karşı demeyeyim, turuncu listede yer alan, mavi listede yer alan arkadaşlarımızın büyük bir bölümü ilçeye gelerek ben nasıl katkı koyabilirim diye bize geldiler. Biz de onlara şunu söyledik: artık iç mücadele bitmiştir. 2019'a hazırlanmak zorundayız. Ve inanın şu an Karşıyaka ilçe örgütüne günlük gelen üye sayısının yani inanılmaz rakamlarda ben nasıl katkı koyabilirim diye. Biz de bu arkadaşlarımızla kurduğumuz komisyonlar, birliktelikler ve güçlü mahalle örgütlerini yaratarak mücadelemize devam edeceğiz. Karşıyaka ilçe örgütünün bütünlüğünü bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Çünkü çok bilinçli bir örgüt. Peki başkanım, parti içi demokrasinin tam manasıyla işlediğini düşünüyor musunuz Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde? Küçük küçük cevaplarla. Şimdi benim şahsi Uğur Yıldırım olarak şu an düşüncem, ben delege sistemine karşıyım. Bana göre çok kısa bir sürede, bu siyasi partiler kanunu değişmeden olmaz diye hukukçularımız söylüyor ama delege sistemini değiştirmeden bana göre parti içi demokrasiyi tam manasıyla işletemeyebilirsiniz. Bence üye bazlı seçimlerin esas olması gerektiğini ben düşünüyorum. Çarşaf liste yani. Çarşaf liste, evet. Örneğin il başkanlığı seçiminde de ben çarşaf listenin olabileceğini değerlendiriyorum. İlçelerde de aslında olmalıydı. Bakın Poça öz eleştiri yapıyoruz. Ben öz eleştiri yapıyorum evet kendime de. Bunu ben de yapamadım. Birçok ilçe yapamadı. Ama doğrusu çarşaf listedir. Hatta doğrusu çarşaf listede değildir. Doğrusu üye bazlı seçime gitmektir. Yani ama bunun için de öncelikli olarak şunu yapmamız gerekiyor. Bakın genel başkanın ön seçime girdiği bir ikinci bölgede, yani Bornova'dan başlayıp Kınık'a kadar giden bölgede siz %51'i üyenin seçime gidiyorsa, %51'i ön seçime katılıyorsa oturup önce üye yapısını da gözden geçirmemiz lazım. Aktif üyeliği hayata geçirmemiz lazım. Aktif üyelerle yapılacak bir ön seçimin ben en sağlıklı sonucu vereceğine inanan bir ilçe başkanıyım. Bu benim idealim. Doğrusu da budur. Parti içi demokrasi diyorsunuz ya. Bunu evet sağlayabilirsek parti içi demokrasiyi daha fazla işletmiş olacağımızı da değerlendiriyorum. Başkanım, Karşıyaka ile ilgili o kadar çok konuşulacak şey aslında var ki. Aslında bizim bunların dışında bakın artık Doğan Bey. Bakın hiçbirimiz konuşmuyoruz, biz dahil. Siyaset Türkiye'nin gündeminde. Bakın soracak mısınız bilmiyorum ama bir İçişleri Bakanı var. Tabii, genel başkanımızı tehdit ediyor. Şimdi Manadalarında yani milyonlarca dolarlık bir para transferi var. Bunların ıslak imzalı belgeleri ortada. Bizim milletvekillerimiz bunlarla ilgili soru önergeleri veriyorlar, araştırma önergeleri veriyorlar. AKP tarafından reddediliyor. Türkiye ciddi bir süreçten geçiyor. Bugün siz Zarraf davasını Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi takip etmek gerekir. Buradaki usulsüzlükleri konuşmamız gerekir. Bizim topluma gidip örgütler olarak artık şu iç mücadeleyi, şu kongre sürecini noktalayıp bizim toplumla bunları paylaşmamız gerekir. Peki başkanım, Karşıyaka'yı biz nokta koyalım. Aslında nokta koyulacak bir durum değil. Çok konuşulması tabii, çok gereken durum şey ama var. Sizin zamanınızdan kaynaklı tabii diyoruz. Zaten sözünü aldık. Bir sonraki programda tekrar sizi davet evet edeceğiz. Uzun uzun konuşacağız. Şimdi Manada'sında işte genel başkanınızın elinde bir önce bahsettiğiniz banka dekontlarıyla birlikte bir sterlinlik şirketin bir haftada 15 milyon dolar
para transferi gerçekleştirdiğini gösterdi. Evet. Bunu neden basına verilmedi diye tartışmalar oldu. Neden savcılara verilmediğini söyledi. Ama oysa ki şunu görüyoruz. İçişleri Bakanı bugün ana muhalefet liderini tehdit ediyor. Sen bittin demesi Türkiye'deki demokrasi işleyişinin de göstergesi. Şimdi bakın Doğan Bey, 2002, bu konuda ne düşünüyorsunuz? 2002 yılından beri ülkeyi getirdikleri durum işte İçişleri Bakanlığı'nın açıklamalarıyla ortada. Biz 10 senedir şunu söylüyoruz. Türkiye'de demokrasi askıya alınmaya çalışılıyor. Türkiye'de eğer siz ana muhalefet partisinin genel başkanını, ki Türkiye'deki bana göre şu an muhalefetin tek direnen noktası Cumhuriyet Halk Partisi kalmıştır. Sendikalar, sivil toplum örgütleri, üniversiteler hepsi yok edilmiştir. Üniversitelerden herhangi bir ses duyabiliyor musunuz? 1980 öncesi üniversitelere bakın. Hatta 80 sonrası üniversitelere bile bakabilirsiniz. Bugün sendikalara bakın. Toplum susturulmuştur. Muhalefet susturulmuştur. Tek susturulmayan güç neresi kalmıştır? Cumhuriyet Halk Partisi kaldı. O da neden? Bizler bu ülkenin kurucu partisiyiz. Bizim iki büyük görevimiz var partimize ve bizim partimizin de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sahip çıkmak gibi bir görevimiz var. Bizim bu ülkenin devrim kanunlarını koruyup kollamak gibi bir görevimiz var. Ve biz bu uğurda ne bedeli ödenmesi gerekiyorsa da ödemeye hazırız. Şimdi Türkiye'de yıllardır temiz toplum diyoruz. Siz manadalarında bir sterlinlik bir şirket kuruyorsunuz, milyonlarca dolarlık parayı orada aklıyorsunuz. Bunun hesabını veremeyen bir İçişleri Bakanı, ana muhalefet partisi genel başkanına sen bittin diyor. Artık sözün bittiği yerdeyiz biz. Ha herkes şunu iyi bilecek. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanına dokunmak demek Türkiye'deki milyonlara dokunmak demektir. Karşıyaka'ya dokunmak demektir. Hepimize dokunmak demektir. Bu Türkiye'yi bana göre öngörülemez bir sürecin içine sokmak demektir. Ben burada herkesi aklı selim olmaya ve aklını başına almaya davet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yalnız değildir. Onun arkasında milyonlarca insan ve inanmış bir kitle ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri vardır Doğan Bey. Ata Kent Belediye Başkanı da açığa alındı. Biraz gözdağı olduğunu söylüyor Cumhuriyet Halk Partisi. Gözdağı olduğunu söylüyor ve daha sonra başka belediyelere de sıçrayabileceğini, hatta İzmir'de birkaç belediyeye de belediye başkanı da açığa alınabileceği tartışılıyor. Yani İstanbul İl Başkanı'nın söylemlerine dayanarak söylüyoruz. Evet. CHP, İstanbul İl Başkanı'nın söylemlerine dayanarak söylüyoruz. Böylesi bir süreçte aslında Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu aynen şu sözcüğü kullanmıştı. Bundan sonraki süreçte eğer Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı herhangi bir suça bulaşmışsa onu ben kendi ellerimle halledeceğim tabii diye ki. Bir tabii sözcük kullandı. Gözüken o ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı şu konuda çok rahat. Benim hakkımda gen soru verin ve beni, damadımı, dünürümü araştırın, mal varlıklarımı araştırın demişti. AKP Kılıçdaroğlu siyaseti sulandırıyor demişti. Çünkü biz biliyoruz ki Rıza Zarrab o dönem Cumhuriyet Halk Partisi bu adamla ilişki kurmayın dediğinde bakan çıkmıştı, demişti ki ben önüne yatarım. Ama dün önüne yatanlar bugün yanında yatmaktan korkuyorlar. Korkuyorlar. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem Atakent Belediye Başkanı'nın görevden alınması, hem Rıza Zarrab'ın ilişkilerinden dolayı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı sanki ülkenin düşmanıymış gibi lanse edilmesine. Şimdi Rıza Zarrab olayını dikkatlice incelemek lazım. Halkbank olayını. Biliyorsunuz genel müdür yardımcıları da tutuklu. Evet. O dönemle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği soru önergelerine eğer zamanında yeterli yanıtlar verilseydi belki bu duruma gelmezdi diye düşünüyorum. Bakın Atakent Belediye Başkanı'yla ilgili konuya da bunların kendi yerel yönetimlerindeki usulsüzlükleri ve yolsuzlukları ortaya çıktı. İşte bu manadalarındaki durum ortada. Rıza Zarrab olayı ortada. Bunlar Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri bu işin içerisine bulaştırabileceklerini düşünüyorlar. Ama genel başkanımızın dediği gibi Cumhuriyet Halk Partili bir belediyenin yaptığı bir yanlış varsa bizim genel başkanımız ve genel merkezimiz bu işi kendisi halleder. Ama Atakent'teki gibi bizim Atakent belediye başkanımız geçmişte kendisini ihbar etmiştir. Evet. Ve kendini ihbar ettiği bu unsurlardan kendisi aklanmıştır. Aklandığı hususlarda geçmişe dönük işlem uyguluyorlar. Bulabildikleri sadece bu. Ben inanıyorum ki Ataşehir. Tabii ki Atakent diyoruz. Ataşehir Belediye Başkanımız. Teşekkürler. Biz inanıyoruz ki bu süreç içerisinden bizim belediyelerimiz daha güçlü çıkacaktır. Atakent neden aklımızda kaldı başkanım biliyor musunuz? Çiğli'de hep böyle tartışılan bir mahalle olduğu için hep aklımızda o kaldı. Ben de Çiğli'de oturduğum için Ebru teşekkür ederiz.
bunu hatırlattığın için. Başkanım çok zamanınız yok. Çok evet. teşekkür ederim katıldığınız için. En son hem Karşıyakalılara hem İzmirlilere mesajınızı alalım. Programımızı kapatalım ama sizi bir sonraki hafta tekrar programa almak istiyoruz biz. Bakın Türkiye çok zor günlerden geçiyor. Hatta Türkiye kuruluş dönemindeki zor günlerden daha zor günlerden geçiyor. İçeride ve dışarıda Türkiye kuşatılmış durumdadır. Bakın siz de bugün giremedik. Bir Kudüs olayı var. Kudüs'ün başkent ilan edilmesi olayı var. Çok ciddi sorunlardır. Suriye'ye bakın. Irak'a bakın. İran'a bakın. Rusya ile olan ilişkilerimize bakın. Avrupa ile olan ilişkilerimize bakın. Türkiye ciddi bir sarmaldan geçiyor. Türkiye'nin 100 milyarlarca dolar dış borcu var. Ekonomi çok zor durumda. Kendim de bir eczacım, bir ticarethanem var. Evet. Bugün sosyal sigortalar primi %100 arttırılmış. Bağkur primleri %100 arttırılmış. İnsanlar işçi çıkarmak zorunda kalıyor. Türkiye'deki işsizlik oranları %19, %20 bantlarına gelmiş. Ana muhalefet partisinin genel başkanı tehdit ediliyor. Türkiye'deki sivil toplum örgütleri susturulmuş. Üniversiteler susturulmuş. Vatandaş korkudan tepkisiz hale getirilmeye çalışıyor. Benim Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine buradan Karşıyaka'ya mesajım şudur. Artık birlik ve bütünlük zamanıdır. Kongreleri şöyle değerlendirmek lazım. Kongreler parti içi demokrasinin bir gereğidir. Şenlik havasında bu kongreler geçmelidir. Ve bu kongreler bittikten sonra artık hepimiz tek yumruk olarak önümüze bakmalıyız ve AKP iktidarının uygulamalarıyla mücadele etmeliyiz. Hepimiz yoldaşız. Yoldaşlık kültürünü esas almalıyız diye değerlendiriyorum. Ve tüm Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerini, Karşıyaka'yı, İzmir'i hepsini saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepimiz kardeşiz, hepimiz yoldaşız. Mücadelemiz AKP iktidarının uygulamalarına karşıdır. Şu saatten sonra birlik ve bütünlüğümüzü bozmazsak 2019 yılında inanıyorum ki Türkiye'yi kuruluş felsefesine ve fabrika ayarlarına geri döndürecek süreci hep beraber işletecek güç ve kudrete Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri sahiptir diye değerlendiriyorum. Tüm herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Başkanım kısa bir evet. değerlendirme daha istiyorum. Çiğli Kongresi yarın sizce ne olur? Çiğli Kongresi'nde de kazanan Çiğli örgütü olsun diye düşünüyorum. Yuvarlak soru tamam. Evet, tamam Çiğli örgütü olsun diyorum. Herkes aynı Karşıyaka'daki gibi. Herkes partilidir. Mücadele olmalı ama değil mi başkanım? Yani bir rekabet olmalı. Rekabetten korkmamak gerekir. Ben Karşıyaka'da da rekabet yaşıyorum. Ama rekabette dış müdahale olmamalı. Bakın örgütleri kendi iç dinamikleriyle bırakırsanız, örgütlere dışarıdan müdahale etmezseniz, o zaman orada bir demokrasi havası yerleşir ve barışmak daha kolay olur. Ama örgütlere dışarıdan müdahaleler olursa işte bu bazen kırılmalara sebebiyet veriyor. Ben inanıyorum ki Çiğli örgütü de Buca örgütü de çok kısa süre içerisinde Karşıyaka örgütü de birlik ve bütünlüğünü sağlayacaktır. İzmir'de de güzel bir yapılanma ortaya çıkacaktır ve 2019'da gerek yerelde gerek genel iktidarda İzmir örgütü Türkiye'ye ışık olmaya devam edecektir. İzmir'in dağlarında açan çiçekler inanıyorum ki tüm Türkiye'yi saracaktır diye değerlendiriyorum Doğan Bey. Vallahi başkanım çok teşekkür ederim. Çok biz güzel konuştunuz. Ediyoruz, sağ olun. Bir anda Ebru orada ben de karşıya. Biz Ebru'ya da teşekkür ediyoruz. Der gibi baktı. Biz Ebru'ya da teşekkür ediyoruz. Hakikaten Atakent ikimizin de aklında nerede evet. kaldıysa Ataşehir olarak Çiğli'de başkanım. Evet. Aklımız yine de bir yerlerde. Evet Doğan Bey ben teşekkür ediyorum. Can Radyo'nun dinleyicilerini saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yüzünüzdeki gülme eksik olmasın. Ben Can Radyo'ya geldiğim zaman bütün arkadaşlarım yüzünde bir gülme var. İnanıyorum ki işte bu tebessüm İzmir'e, Karşıyaka'ya, Türkiye'ye hepimize yansın diyorum. Aslında biz program yaparken hani siyaset konuşuyoruz. Hep yüzümüz, çünkü biz canız. Asık. Can Radyo evet. diyorsunuz ya biz canız. Hepimiz bir canız. Tabii mi? Hepimiz yoldaşız. Eyvallah. Hepimizin tek bir amacı var. Bu ülkede huzur içerisinde, güven içerisinde, eşitlik içerisinde, sosyal adalet içerisinde kardeşçe yaşamak. İnsanları insan olarak görebilirsek, insanları din, dil, mezhep, ırk ayrımına gitmeden insanlara insan olarak bakabilirsek ve sosyal adaleti sağlayabilirsek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkesidir, inanıyorum ki Türkiye dünyanın en müreffeh ve güzel yaşanabilir ülkelerinden biri olacaktır Doğan Bey. Başkanım biz siyaset programı yapıyoruz. Aslında yüzümüz hep asık oluyor. Çünkü ülkeye baktığımızda... Yok bak Ebru'nun da yüzü gülüyor, senin de yüzün gülüyor. Tabii biz ülke gibi değiliz ama biz
sizin gibi değerli başkanları aldığımızda, yöneticileri aldığımızda bizim umudumuz da yeşeriyor aslında. Evet. Belki o da yüzümüze yansıyor. Bizim gülmemizin nedeni bu. Ülke gibi değiliz. Değil mi Ebru? Bizim radyomuzda İzmir'in çiçekler çoktan açtı, dağlarındaki çiçekler burada çoktan açtı. Biz de böyle davranıyoruz ama bunun etkenlerinden bir tanesi sizin gibi çok değerli yöneticilerin olması, başkanların olması. Çünkü konuşurken evet bu ülkede hala umudun tükenmediğini görebiliyoruz. Mücadele edeceğiz. Kesinlikle bu gülümsememizin nedeni de bu olduğunu düşünüyorum. Ben Anadolu'da bir öğretmen çocuğu olarak dünyaya geldim. Babam bize birkaç şey öğretti. Dedi ki onurunuzdan, kişiliğinizden, Atatürk ilke ve devrimlerinden ve Cumhuriyet Halk Partilinizden hiçbir zaman taviz vermeyin dedi. Biz böyle büyüdük. Gözlerimizi açtık. Karşımızda Atatürk'ün, İnönü'nün ve Ecevit'in fotoğrafı vardı. Ve orada altı ok vardı. Biz böyle geldik ve umudumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceği. Yine kuruluş felsefesi ve fabrika ayarlarına dönmek. Bu uğurda da ne bedel ödenmesi gerekiyorsa bizler ödemeye hazırız. Çünkü siyaseti kendimiz için değil, çocuklarımızın geleceği için yaptığımızı bilmek zorundayız Doğan Bey. Onun için güleceğiz. Umutlu olacağız ve etrafımıza da umut vereceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Tüm canlıları tekrar selamlıyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler, aslında kısa bir programdı. Çünkü başkanımızın bugün toplantısı var. Biraz sonra toplantıya gidecek. Yoksa bu keyifli sohbeti bir saat daha sürdürürdük. Değil mi Ebru? Bu yüzden biz sözünü aldık. Başkanımız gelecek. Daha uzun uzun konuşacağız. Evet. Daha uzun ve bu keyifli sohbeti burada yarıda bırakmayacağız. Söz veriyoruz. Biz buradan, değil mi başkanım, sözünüzü alalım canlı yayında. Kesinlikle. Bir dahaki sefere daha uzun. Türkiye'yi konuşalım. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki mücadeleleri değil. Türkiye'yi konuşmak zorundayız. Yani evet. Ankara'yı konuşmalıyız. Bakın hep geliyoruz, tıkanıyoruz. Türkiye bir ateş çemberinin içerisinde, hep vurguluyorum. Türkiye'nin Güneydoğu sorununu konuşmalıyız. Eğitim sorununu konuşmalıyız. Türkiye'deki sağlığı konuşmalıyız. Sağlıkta çok ciddi problemler var. Kendi mesleğim olduğu için de biliyorum. İnsanlar artık 10 sene önceki gibi değil. Sağlık Türkiye'de paralı hale gelmiştir. İnsanlar tedavi olamaz hale gelmiştir. İnsanlar ilaç ücretlerini, ilaçları neredeyse paralı alacak duruma gelmiştir. Bunları konuşmalıyız Doğan Bey. Suriye'yi konuşmalıyız. Kudüs'ü Kudüs'ü konuşmalıyız. İslam Birliği'nin çağrısına 48 ülkeden neden 21 ülke katıldığını onların konuşmalıyız. Onların da niye devlet başkanlarının evet. katılmadığını konuşmalıyız. İslam ülkelerinin içerisinde bulunduğu durumu konuşabilmeliyiz. İslam ülkeleri içerisinde sadece yine de demokrasinin kör topal işletildiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin neden Atatürk'e ihtiyaç duyduğunu, neden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin önemli olduğunu konuşmalıyız. Artık önümüze bakmalıyız diyorum. Artık iç mücadeleyi ve iç sıkıntılarımızı bir köşeye koymalıyız. Çok teşekkür ediyoruz. Bundan başkanım. Sonraki programımızda... Tabii bunların hepsini konuşacağız. Bunları konuşalım. Tabii ki başkanım. Tamam. Kudüs'ü, evet. Türkiye'yi hepsini konuşacağız. Uzun uzun konuşacağız. Evet. Sevgili izleyiciler, sevgili dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Zorunlu bir şekilde sonuna geldik. Çünkü başkanımızın toplantısı var. Bir sonraki cumartesiye buluşmak üzere. Hoşçakalın, dostçakalın. Bugün dünden, yarın bugünden daha iyi olması dileklerimle. Doğan Beyazgül'ün hazırlayıp sunduğu İzmir Postası programını dinlediniz.